Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Vocalizer sesleri uygulamasının incelemesini yapacağız. Kamera. Hemen başlayalım. Vocalizer sesleri. Uyarı lütfen bekleyin. Hakkında Türkçe. Ben ses değiştireceğim. Sıkıldım. Yelda Embedded Pro V3 2 1. Uyarı ses kalitesini seç. Embedded Compact. Türkçe Yelda Compact'ı yapayım. Vocalizer sesleri. Yelda ile tanıtalım arkadaşlar. Ayarlar. Ayarlara giriyoruz. Ayarlar. Ses perdesi ayarlarını zorla. Vocalizer metin okuma ses perdesi ayarlarını uygulama ses perdesi ayarları üzerinden zorla. Şarj durumu durdu. Pil bir saniye. %57. Bu onay kutusunu işaretlerseniz ve yanındaki ses perdesine girerseniz bir saniye. Şarj durumu başladı. Pil düzeyi %57. Uyarı ses perdesi. Ses perdesi. İnce kalın ayarlayabilirsiniz. Ben önce ince halini göstereyim, sonra kalın halini göstereceğim. İptal. İşaretli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ayarlar. Ses perdesi. Uyarı ses perdesi. Ayarlar. Ses perdesi. Uyarı ses perdesi. -3 Ayarlar. Uyarı ses -4 işaret -1 Ayarlar. Uyarı ses -3 Ayarlar. Uyarı ses perde -1 Ayarlar. Uyarı ses perdesi -0 Ayarlar. Evet, kapatıyorum ben bunu. Ses konuşma hızı devre dışı işaretli. Bunu da açarsanız konuşma hızını. Uyarı konuşma hızı %5 %10 Ayarlar. Konuşma hızı. Uyarı konuş. İptal. %50 %50 %80 80 Ayarlar. Konuşma hızı. Uyarı konuşma hızı. Evet. Yavaş diye okuyor yavaşı bu. %15 yapalım. Ayarlar. Konuşma hızımız işaretli. İşaret konuşma hızı. Ses düzeyini zorla. İşaretli değil. Ben bunu ses düzeyi devre. Bir saniye. Ses, uyarı ses düz. %100 işaretli %50 Tamam. İşaretli değil. Ses düzeyi devre dışı. Ben bunu kapatıyorum işte. Genel var. Emoji ifade. İşaretli değil. Emoji ifade diyor. Bunu açarsanız. İşaretli. Sırıtma. Gülen gözlerle sırıtma. Ağzı açık gülme. Bunun gibi emojileri okuyacaktır. Yani okumasını istiyorsanız bunu açın. Yok, eğer okumasın diyorsanız kapatın. Noktalamayı işle. Noktalama devre dışı. Bilmediğim ayarları açıklamayacağım. Sayı işlemeyi kullan. Sayı işleme kullanıcı sözlüğü. Burada kullanıcı sözlüğü etkinleştir. Kullanıcı sözlüğünü etkinleştir diyor. Burada kelime ekle. Kullanıcı sözlüğüne kelime ekle diyor. Kelime mesela telaffuz edemediği kelimeyi yazıyorsunuz buraya. Örneğin vocalizer kelimesini vocalizer kelimesini vocalizer diye telaffuz ediyor. Onun doğru bir şekilde vocalizer diye okumasını istiyorsanız buraya basmanız gerekiyor. Kelime ekle. Değiştirilecek kelimeyi gir.
Değiştirilecek kelime buraya. Düzenleme, mevcut kelime. Buraya vocalizer yazacaksınız. Telaffuzu bir. Buraya da vocalizer yazacaksınız. Yeni kelime. Ayarlar. Kelime listesi. Kullanıcı sözlüğündeki tüm kelimeleri görüntüle. Buna basınca Kelime listesi. Türkçe. Türkçe. İşaretli bir kelime. İşaretli virgül Türkçe. Kelime eklenmedi. Kullanıcı sözlüğü boş. Kelime ekle. Eğer siz eklerseniz. Kelime. Telaffuzu gir. Yeni kelime. İşaretli ek. Kelime listesi. Kelime Türk. Kelime. Kelime. Kelime eklenme. Kelime listesi. Kelime eklenmedi. Türkçe. Kelime listesi. Kelime eklen. Kullan. Ayar. Sözlük dosyasını al. Zaten mevcut bir kullanıcı sözlüğünü al. Bunu bilmiyorum. Sözlük dosyasını Bunu da ver. bilmiyorum. Gelişmiş. Dili zorla. İşaretli değil. Anam. Şey, bunu kapatınca Cem Kompakt sesi konuşmaya başladı. TalkBack kapalı. Erişilebilir. İşaretli. İşaretli değil. İşaretli. Dil Türkçe. Ben bunu işaretlemek istemiyorum. Ama Uyarı dil. siz işaretleyebilirsiniz. İptal. Ay, dili zorla. Siz alternatif metin okuma kullan. Seçilen dil için vocalizer sesi yoksa alternatif metin okuma kullanılır. Bakın, kendisi de zaten açıklıyor. Seçilen dil, yani seçilen dil için vocalizer sesi yoksa alternatif metin okuma kullanılır diyor. Ben bunu kullanmıyorum. İşaretli. Çünkü zaten ses yüklü. İşaretli Daha değil. nesini kullanacağım? Ben İyileştirilmiş sadece eskiden ürünü, kullanıyordum. uygulamaların vocalizer metin Ücret yani okumayı tanımasında cracklenmiş sorunlar versiyonunu yaşıyorsanız bu görünce seçeneği işaretleyin. bunu kapattım artık. En son TTS'a iyileştirilmiş uyumluluk, uygulamaların vocalizer metin okumayı tanımasında sorunlar yaşıyorsanız bu seçeneği işaretleyin. İşaretli değil. İşaretli. Ben işaretli bırakıyorum işte. En son TTS APIsını destekler. Seçenek devre dışı bırakıldığında, vocalizerler konuşma isteğinde varsayılan favori ses setini kontrol eder. Sadece Wi-Fi üzerinden indir. Bu da sadece Wi-Fi üzerinden indiriyor. İndiriyor sesleri. Pardon. Veriler. Veriler. Deneme seslerini sil. Deneme sesleri. Yani mesela hani ilk yüklediğinizde 7 günlük bir deneme süresi veriyor ya. İşte süreniz doldu. Artık konuşmuyor. Bunları sileceksiniz. Daha sonra sesleri satın alacaksınız. Bir bozukluk, karışıklık olmasın diye yapmışlar. Buraya bastığınız zaman En son TT veriler. Deneme seslerini şöyle sil. bir uyarı veriyor. Uyarı deneme seslerini sil. Yüklü, ancak satın alınmamış tüm sesler silinecek. Emin misiniz? Burada Tamam. tamam dediğiniz zaman ama yüklediğiniz ama satın almadığınız tüm sesleri silecek. Uyarı lütfen bekleyin. Hakkında. Hakkında dediği de Vocalizer metin okuma hakkında. vocalizer metin okuma hakkında bilgi veriyor. Buraya da bakalım. Hakkında. Vocalizer metin okuma. Sürüm 3 1 7. Sürüm 3.1.7. Telif hakkı, telif hakkı iş nüans. Son kullanıcı HTTP satın alınan sesler. Burada satın aldığınız sesleri gösteriyor. Ben bütün sesleri satın cracklenmiş bir şekilde aldım. Amerika Birliği Portekizce, Catarina, Joana, Joaquim, Romence, Joana.
Rusça, Katya, Milena, Yuri. Slovakça, Laura. Şili, İspan. Türkçe, Cem, yüklendi. Android, et veya bir destek. Ne bileyim böyle ayarlar. Şeyler veriyor. Vocalizer sesleri, ayarlar. Evet arkadaşlar, bugün sizinle vocalizer sesleri uygulamasının ayarlarını tanıdık. Bir sonraki videomuzda vocalizer seslerinde nasıl Cem ve Yelda seslerine geçiş anlatımını yapacağım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Çok uzun zamandır hiç video atmadım. Bunun için özür dilerim. Artık video atmaya gene devam edeceğim. Bugünkü videomuz bu kadardı.